Gezgini, sol toprakları, Güney Amerika'ya hoş geldiniz. Oh, this Paraiso. Evet, Paraiso. Doğru hatırlıyorum. Şehir merkezi. 15. kattayız şu an. Gördüğünüz tel örgü değil. Yani o kadar da tehlikeli değil. Tam tehlikeli ama. Buradan halime fotoğraf gönderdiğim zaman of dediler, 15. kata bile tel örgü çekmişler değil. Sen neredesin? Abla camiye benziyor. Burada bir tane şey. Ney? Kilise. Yani cami kubbesine benziyor. Selamlar. Bugün 3. şehrimdeyim. Rivera Preto'dayım. Geziye São Paulo'dan başladım. 9 koca gün kaldım orada. Hatta 10 gün kaldım. Bu 10 günün 6 gününde toplamda yer değiştirdim. 2 tane couchsurfing, 3 tane hostel. 10. günde artık şehir değiştirdim. Hostelde kalmayı düşünmüyordum aslında. Bu tur ile ilgili kısaca bilgi vermem gerekirse workaway'lerle ilerleyecek bir tur. Yani yapmak istediğim rotaya göre workaway'den çiftlikler ya da hosteller, gönüllü olarak çalışabileceğim yerler buluyorum. Ya da çok özel bir yer bulup ona göre rotamı belirleyebiliyorum. Arada da couchsurfing kullanacağım. Şehirler arası geçiş yaparken ya da bir şehri görmek isterken. São Paulo gibi uzun süre asla hiçbir yerde kalmak istemiyorum. Burası böyle olmak zorunda oldu. Çünkü ilk çiftliğim aniden iptal etti. Gidemedim. Daha fazla hostelde kalmak zorunda kaldım. Ama neyse ki birini workaway'den buldum. Ama bunlar konumuz değil. Konumuz şu. São Paulo. São Paulo'da çektiğim videolar aslında böyle bir editlemeye çalıştım ama no. Birincisi tecrübesizlik, ikincisi daha önemlisi aslında tehlikeli bir şehir olduğu için ve ben bu şehri hiç tanımadığım için elimde kamerayla gezemedim. Herhangi hiçbir şey anlatmak istediğimde, çekmek istediğimde kamerayı çıkarıp, telefonu çıkarıp bunu yapamıyordum. Böyle bir saate bakmak için çıkardığımda bile böyle bir sürü insan beni uyardığı oluyordu. Ki zaten birçok yerde ben de çıkarmak istemiyordum açıkçası. Çok güvensiz hissediyordum kendimi. Bu duyguyu hiç sevmedim burada. Şimdi São Paulo videosunu böyle biraz bölük pörçük olduğu için tek bir videomu yapsam dedim ama onun için de çok uzun oldu. O kadar da kötü yapmamışım. O kadar da az içerik yok. 9 gün kaldım sonuçta burada. Bunun üstüne 2'ye ayırmaya karar verdim. Benim için en güzel bölgesi, bölümü olan yer Avenida Paulista. Burası böyle coşku dolu bir bulvar. 28 kilometre uzunluğunda pazar günleri trafiğe kapanıyor. Sokak satıcıları ve sokak sanatçılarının olduğu böyle çok güzel festival alanına dönüşüyor. İnsanlar her köşede ayrı bir dans ediyor, her köşede ayrı bir konser var. Ben bayıldım. Çok sevdim orayı. Çok güzel bir ruh vardı. Şimdi size böyle baştan sona kadar onu birlikte gezeceğiz. Videoyu da böyle kapatacağım. Umarım ilk videom gerçekten güzel olmuştur. Çok güzel olmasa bile sonrakilerinin çok güzel olacağından eminim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım 3. dakikada kapatmazsınız yani beni dinlerken. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Yine São Paulo'da. Hoşça kalın. Bye bye. Ben buranın tadını gerçekten bugün aldım galiba. Yani şu an resmen São Paulo'dan gitmek istemiyorum ve böyle 3-5 günüm daha mı olsa acaba falan diyorum ama...
Eğer São Paulo'ya gelirseniz zaten buraya geleceksiniz ama pazar gününü ayırmaya çalışın. Avenida Paulista'ya. Ben onlarca bir satış yapacağım. O yüzden birkaç tanesinin fiyatını falan sordum böyle bir şeylerin. Ortalama ne verebilirim, ne isteyebilirim diye. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Çok güzel bir kolye beğendim mesela. Neredeyse o soru da bana evet bir kolye almaya mal olacaktı. Son anda kendimi tuttum. Şu gördüğünüz şeker kamışı. Ve o şeker kamışına içecek yapıyorlar. Seçtiğiniz herhangi bir tane meyve suyuyla. Ben limonla seçtim çünkü çok tatlı bir şey oluyormuş ama aşırı merak ettim. Ben daha önce burada pastelde Maria yedim. Şundan. Onun görüntüsünü çekmiştim ama ses nasıl bakmamıştım. Umarım güzel. Öncelikle susamışım. O yüzden çok güzel geldi. Canı dondurma da istiyordu. Ekstra daha güzel geldi. Beklediğim kadar tatlı değil aslında. Böyle çok daha tatlı. İşte şu pastelle Maria yediğim zaman. Anlamda çok aşırı tatlı ve bu beni aşırı rahatsız ediyor. Aşırı. Bu ama o kadar değil. Belki ben limonla karıştırdığım için. Orada pineapple var, turuncu bir şey, havuç olabilir, bir de limon var. Ben limonla içiyorum ve bence bayağı güzel bir şey. İsmini sordum. Kanaca suka. Ama bu kanaca suka ne demek bilmiyorum. Ona bakacağım. Kanaca suka. Yaşamış bir ülke olduğu için burası çeşitlilik çok fazla, genç çeşitliliği yani çok fazla, ülkenin her yerinde, dünyanın her yerinde insanlar var burada. O yüzden çok güzel karışımlar gördüm. Yani hayatımda gördüm en güzel yüzleri gerçekten burada gördüm. Keşke hepsinin fotoğrafını çekebilsem ve böyle bir sergi gibi, yani kendim için böyle bir albüm ya da bir koleksiyon gibi bir şey yapabilsem. Çünkü gerçekten çeşitlilikle birlikte çok güzeller yani, çünkü çok güzeller. Bu arada bu bahsettiğim insan çeşitliliği yüzünden, tip çeşitliliği yüzünden dünyanın en pahalı sahte pasaportu yani. Yani yeraltı dünyasının en pahalı pasaportu Brezilya pasaportu imiş. Çünkü tipin neye benzerse benzesin Brezilyalı olabilirsin. Nam değer maz yani São Paulo Sanat Müzesi. Aşırı güzel bir mimarisi var buranın. Bu müzeyi bu kadar değerli, güzel ve ünlü yapan şey 4 tane kırmızı kalın kolonun üstüne kurulmuş olması. Altındaki alanda küçük konserler yapıldığına bile şahit oldum. Yani etkinlikler, mini konserler gibi bir şeyler. Hatta yağmurdan insanların sığındığı çok güzel bir yere dönüşüyor orası. Yani ne kadar değerli olduğunu bilemezsiniz. Yani no yer israfı, yes art. Salı günleri ücretsiz. Bugün salı ve ben birazdan gidip içine geleceğim. Bir elinde dünya, bir elinde meyve, çiçek, para. İşte tam olarak istediğim hayat. We'll be right back.
Büyük karton bulamadım çünkü bütün kartonları burada sizler alıyor, topluyor. Ben de kağıda yazdım. Bu kağıtta yazılan şeyin İngilizcesini yazmama gerek yok. Gerçekten kimse İngilizce bilmiyor. Ve siftahımı yaptım. Airbnb'den daha önce bir Türk'e ev kiralayan ve o yüzden günaydın, merhaba, teşekkürler demeyi bilen çok tatlı, kıvırcık, müthiş bir kadın ve bana kartını da verdi. Fotoğrafçıymış ve Arjantina'daymış. Arjantina! Ve ilk gitmek istediğim yer aslında benim orasıydı ama buldum kartını. Saçı da gerçekten böyleydi, çok tatlıydı. Maria'ydı ismi. Geldiğin zaman beni bul dedi, ben de seni bulacağım dedim. Bu sokaklardaki çekimlerimin sonuna geldik. Satış da yapamadık. Bugün sadece yediğim ve o paramı çıkardı. Zaten ben burada satış yapacağımı sanmıyordum. Çünkü benim yerlerim değil bunlar. Bu kadar kalabalık olunca insanlar bir sürü şeyle ilgilenebiliyor. Sen dikkat çekmiyorsun ama benim kimse satış yapmadı, bir yere çat diye oturdum. Oraya işte ben dünya geziyorum falan diye yazmam lazım ki işe yarasın. Artık telefonu kapatıyorum. Sapağı sokaklarındaki son videom. Tabi sonra geri dönmezsem. Faz sentido você pensar no bom pra você porque...